Yahyalı'da kadınlara yönelik yeni iş imkanları oluşturuluyor. 50 kadının elektronik eşya montajı yapımı işinde istihdam edileceğini duyuran Belediye Başkanı Esat Öztürk, bir tekstil fabrikasının da faaliyetlerini Yahyalı'ya kaydırabileceğini açıkladı. Yahyalı Belediyesi'nin girişimleriyle Kayseri'de elektronik eşya üretimi yapan bir fabrika, işkur aracılığıyla 50 kadını istihdam edecek. Konuyla ilgili bir haya özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öztürk şunları ifade etti. Kayseri Üniversitemize bağlı e, Yahya Yalın Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi. Tabi eğitim binamız farklı ama arkadaki görmüş olduğumuz binamızda 6 yıl kalmasın milli servetimiz nihayetinde burada inşallah e, 10-15 gün sonra e, 50 tane e, e, hanım kardeşlerimizle inşallah istihdam iş kapısı olacak, ekmek teknesi olacak. Burayı da bu şekilde değerlendirmiş olalım diyoruz. Tabi birazcık da e, Kayseri'deki e, fabrikalarımız biraz da montajını ilçelerimize götürerek biraz daha, e, e, götürüyor. Biraz daha e, karlılığını artırabiliyor. Kayseri'de belki işçi bulmada sıkıntı var, servisinde sıkıntı var. Bir takım zorluklardan dolayı e, Kumtel e, e, fabrikamız isim vermeden de ben e, mahsur görmüyorum. Hadi güzelliğin reklamı da olmuş olsun. E, Kumtel fabrikası dediğimiz gibi burada iş kurdan e, protokol çerçevesinde inşallah 50 tane kadın han, hanım kardeşimizde burada montajını yapacak ve Kayseri'ye gönderilecek. Yani şöyle diyeyim, tırımız dolu Kayseri'den gerekli dolu gelecek. Burada montajı yapılacak. Tekrar montajı yapılan mamuller Kayseri'ye tekrar gitmiş olacak. Yani bana göre tabii sigortasını yatıracak. Asgari ücretten aşağı olmamak üzere tabii buradaki Birazcık doğrusu en fazla kadın hanım girişimcilerimiz bu noktada istifade etmiş olacaklar. Doğrusu buna öncülük yapmış olduk. Yani belediye olarak tabii sorumluluğumuz da gereği. İnşallah 40 tane, belki birazdan bahsedeceğiz, 40 tane tekstil ile ilgili yine hanım kardeşlerimiz artı, 50 tane ile başlayacağız. İnşallah belki 150 veya 200 üne de neticelendireceğiz, devam edeceğiz. Şu an şu önemli tabii, sürdürebilirlik çok çok önemli. Sağ olsun fabrika sahipleri, iş sahipleri belki tamamen buraya alabiliriz başkanım dediler. Belki biz Yahyalı'da burada işçi de bulamayacağız. Ama ben ümit ediyorum ki Yahyalı insanı çalışan kadınıyla erkeğiyle inşallah... Burayı e, bu hazır hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla e, üniversitemizde sağ olsun bir protokol çerçevesinde burayı atıllıktan aktif hale getirmiş olacağız. Hı. Üzülerek söylüyorum tabii aslında sevindirici de bir durum. Tabii elma e, sezonunda elma indirirken şu anda biraz önce belki gitme fırsatımız oldu biliyorsunuz. Elma seçimimiz var. Bunlar hanımların maharetli elleriyle oluyor tabii. Yani ben ümit ediyorum ki inşallah bundan iki ay sonra, üç ay sonra kadınlarımızla ilgili iş konusunda sıkıntı olmayacak. Zaman zaman tabii eşinden ayrılan hanım kardeşlerimiz var. Geçim sıkıntısı kendi ayakları üzerinde durmak isteyen hanım kardeşlerimiz var. Çalışmak da istiyor. Bu bir servettir bana göre. Çünkü yat yattığım yerden ben... E, e, bir şeyler almak istemiyor. Yardım talebinde bulunmuyor. Ben diyor alın terimi yemek istiyorum diyor. Bu bana göre gerçekten bir servet, bir değer. Dolayısıyla Yahyalı kadınları çalışmak istiyor. Yahyalı kadınları üretmek istiyor. İnşallah biz de burayı e, kendilerinin e, fabrika olarak hazırlamış olduk. İnşallah devam ederse daha güzel bir imkanlarını kendine sunarız. Yeter ki biz de dediğimiz gibi hanım kardeşlerimiz talepte bulunsunlar. İş adamlarımız bu konuda istekli olunsunlar. Zaten belediye olarak biz çalmadan oynuyoruz.